Kritik dönemlerde genel başkana verdiği raporlarla adı İzmir'in mobesesine çıkan Cumhuriyet Halk Partisi İl eski başkanlarından Taceddin Bayır kurultay öncesi sadece Ege Anahabere konuştu. Altıok'un kulislerinde yaşananları anlatan Bayır kurultay şifrelerini de verdi. Ben partimizin bu kurultayda daha da güçlenerek çıkaracağını düşünüyorum. Bir örgütten gelmiş, uzun yıllar emek vermiş arkadaşlarında sadece kendi illerinde değil, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerinde parti meclisine girerek çalışması gerektiğini, örneğin İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi başarısını niye bir Van'da, niye bir Kars'ta, Adıyaman'da hayata geçirmeyelim, İzmir'in bu başarısını oralara taşımak gerektiğini düşündüğüm için aday oldum. Kıdemli politikacı Bayır, parti meclisine adayım dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Bence şu aşamada olmaz. Yani zamanlamasını doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir genel başkanın tekrar adapte olması çok uzun zaman alır. Bir uslubunu da doğru bulmuyorum. İşte önce kısa adamı göndereceğim, sonra uzun adamı göndereceğim şeklindeki yaklaşım ve tarzlar bir partinin genel başkanının uslubuna kişisel kanaatime göre yakışmıyor. CHP İzmir'in Taceddin abisi rakiplerine mesaj göndermeyi ihmal etmedi. İzmir'den daha önce 9 civarında parti meclis üyemiz vardı. 3 tane yüksek disiplin kurulu üyemiz vardı. 12 kişi değerlendirildi. Ancak genel başkan şimdi Anadolu'ya ağırlık vereceğini ifade ettiği için öyle zannediyorum ki benim kişisel kanaatim 5-6 civarında İzmir'den parti meclisine üye girebilir. İzmir'den parti meclisine giren arkadaşlarımın sadece İzmir parti meclis üyesi olarak işte açılışlarda, kokteyllerde kurdele kesen insanlar olmasını düşünmüyorum. Benim kafamdaki parti meclis üyeliği bu değil. Benim kafamdaki parti meclis üyeliği sadece kendi ilinde değil, çevre illerde de gidip oralardaki örgütlenmeye, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla toplantılar yaparak çalışma programlarına katkı koyacak parti meclis üyeleri olmalı. Bu deneyim ve birikime, donanıma sahip olmalı parti meclis üyesi. Aday olduğu son il kongresinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da karşı karşıya gelen Bayır, kurultay öncesi Kocaoğlu'na da seslendi. Ben zannetmiyorum az bir taraf olacağını. Olmamalı diye düşünüyorum. Yerel yönetimlerdeki görevlerini yapmalılar bence. Siyaseten taraf olmamalılar. Bu saatten sonra da az beyim ben herhangi bir biçimde taraf olacağını düşünmüyorum.